Gözümle ilgili araştırma yapacaktık ya. Ne işimiz var bizim bu dağ başında şimdi? Sen 2 dakika bekleyiver. Ben hemen gidip geleceğim. Arabada bekle, tamam mı canım? Memali. Ha. Yarım saate kadar çıkmazsan şey yapayım mı? Destek çağırayım mı? Ne? Ya şey, boş ver sen. Tamam. Yükseldi ya, ağaçlara tırmanmaya başladı. Ya Memoli, dikkat et, düşeceksin oğlum, bir yeri kıracaksın şimdi ya. Komiser Cem. Cem, saat 10:30 oldu. Neredesiniz oğlum siz yine? Görevimizin başındayız şef. Bana bakın, yine boğazda oturmuştur. Burada sabah keyfi yapıyorsanız, yarından itibaren kendinizi trafik polisi üniforması içerisinde ve İstanbul'un en kalabalık kavşağında sağa sola düdük çalarken bulursunuz onu bir. Yok şef. Ne sabah keyfi, ne çay içmesi Allah aşkına. Şey, merkeze geliyorduk da şey, Marina'da kebapçı Rıza'nın yerine uğrayıp bu gözümle ilgili bir araştırma yapacaktık. Sonra Memoli dedi ki yani şurada dedi, yolumuzun üstünde bir işimiz var dedi. Yani onu da halledelim de gidelim dedi. O yüzden geçirdik. Yolumuzun üstünde mi? Evet, burası yolumuzun üstü yani. Birisi mi eridi? Duydum, orada birisi mi eridi? Birisi mi eridi? Yok canım, meleme falan yok. Cem, neredesiniz oğlum yine siz? Çabuk söyleyin, kim eriyor orada? Ha şey şef, şurada şey var bir tane, çocuk parkı var. Tabii çocuklar böyle ses çıkarıyor. Sen büyük bir ihtimalle onların sevinç çığlıklarını kuzu meleşmesiyle karıştırdın şef. Atlar ışırlıyor tabii, karıştırmak gayet doğal. Bana bakın, eğer siz ikiniz yine bir numaralar çeviriyorsanız... Bana bak kardeşim, sustursana şu koyunları ya. Koyunları mı susturayım? Ya sustur şu koyunları ya. Ne diyorsun sen be? Bana bak kardeşim, sallama başını. Bana sallama başını diyorum. Ya şunları bir an evvel götürsene kardeşim buradan ya. Hadi gel işin be. Geç. Şşt. Alo şef, ben çocukları gönderiyorum, ondan sonra şey ederiz. Yavaş gidin ya. Bana bak, sustana ya. Sus. Tamam şef, çocukların hepsini şey yaptım ve gönderdim. Bana yine neler karıştırdığınızı anlatmak için yalnızca 3 saniyeniz var. 4. saniyeden itibaren peşimize çevik kuvveti salarım ona göre. Yok, vallahi bir şey karıştırmıyoruz şef. Memoli çok kısa bir işim var dedi. Çabuk Memoli'yi ver bana. Memoli mi? Ay Allah, Memoli yani... Biraz uzandı şef. Cem, oğlum ben sana Memoli'nin peşinden ayrılmayacaksın. Ona sürekli göz kulak olacaksın diye emretmemiş miydin? Emrettim sana. Ben de aynen emrettiğiniz gibi ona göz kulak oluyorum şef, merak etme. Memoli ver telefona, çabuk. Şef, şu anda telefonu ona veremem. Çünkü... Niyeymiş o? Şu anda kendisi ağaca tırmanıyor da... Nereye tırmanıyor? Ya şef, şey yapmasın yani. Pahalı biliyorsun sen, şimdi kapat, daha sonra biz seni ararız. Tamam mı şef? He? Başkomiserim. Memoli abim hemen geliyor muymuş? Hani son zamanlarda biraz asabiydi ya, ona şöyle taze bir çay demleyeyim de sakinleşsin diye düşündüm, o yüzden soruyorum. Ağaçtan yine erimez gelecek. Ha öyle mi? Tamam o zaman ben gideyim hemen çalışmalara başlayayım başkomiserim, değil mi? Saygılar. Ağaçtan mı? Nasıl yani ağaçtan erimez başkomiserim? Nasıl yani ağaçtan erimez? Thank you.
Ebe köylü kızı. Ebe köylü kızı. Seni köylü kız. Hiçbir zaman unutmayacağım. Toparlardı kendini ya. Tamam, Zeyno'nun ölümü hepimizi çok üzdü ama ölenle ölülmez diye de bir laf vardır. Ölenle öyle bir ölünür ki Cem. Ölenle öyle bir ölünür ki. Bazen kocaman bir parçanın onunla birlikte yok olur gider. Ama bazen de kocaman bir parçanın onun için yaşamaya devam eder mi? Niye hep aynı şey oluyor Cem? Niye ne zaman sevebileceğim birini bulsam onu bulduğum anda kaybediyorum? Memoli olmak kolay değil baba. Hiç kolay değil sahiden de. Ama artık ben çok sıkıldım baba ya. Gidip bulalım şu Gülsüm'ü de. Bulalım ve soralım her şeyin hesabını ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.